Oyuncular, yapımcılar, yayıncılar, Twitter kullanıcıları herkes şu anda Erzurum'u konuşuyor. Ama konuşulan konu Erzurum'dan biraz daha farklı. Erzurum adında bir oyun Türk yapımcısı tarafından Steam'de yayınlandı ve ücreti 25 lira. Yani o kadar da pahalı bir oyun değil. Ve yapımcı büyük bir yapımcı olmadığı için çok da kaliteli en azından o yüksek bütçeli oyunlar kadar kaliteli bir oyun ortaya koymamış. Ama ortaya çıkan mesele nereden çıktı derseniz yayıncılar oyunla alakalı bazı eleştiriler yaptılar. Bu eleştiriler hem iyiydi hem kötüydü. Bazıları yerindeydi bazıları yerinde değildi derseniz ortalık karıştı. Birisi birisine neden linç ediyorsun dedi. Birisi birisine böyle oyun mu yapılıyor dedi. Birisi birisine nasıl bu noktaya geldik, siz nasıl böyle bir yorumlar yaparsınız dedi. En son yapımcı Steam üzerinden yorumlarını paylaştı. Peki bu Erzurum oyunu ne? İnsanlar neden böyle yorumlar yaptı? Kim hangi yorum yaptı? Bu videoda bunun cevabına bakacağız. İlk olarak Erzurum oyununa biraz girmek istiyorum. Eğer satın almak isterseniz Steam'de Erzurum oyunu yazarak 25 liraya satın alabilirsiniz. İşin açıklısı 25 liraya bir oyun için çok da pahalı değil. Eğer merak edenler derseniz siz de indirebilirsiniz. Şu önce bir Erzurum oyunu içerisinde gelelim. İçeride neler oluyor? Oyun nasılmış? Mantık nasıl? Grafikler gerçekten o kadar kötü mü? Gerçekten mantık hataları mı var? Ya da oyun çalıntı mı gibi farklı şeylere yakından bakacağız. Hemen şu anda Steam'e giriyorum. Şimdi ilk olarak Steam'de bir oyuna bakmak istiyorum. Yani nasıl bir ekran karşımızdaydı da bize çok bir şey vaat ediyordu ona bakalım. Aslında baktığınızda buradaki oyun içi görüntülerden oyunun nasıl olduğunu anlayabiliyorsunuz. Bakın burada gayet hemen evi görebiliyorsunuz. Oyunun içerisinde galiba imamın evi varmış. İmamın evini görebiliyorsunuz. Alt tarafa doğru kaydıracağım ben hemen. Bu aşağı tarafta da oyun hakkında bilgiler var. Bu bir hayatta kalma oyunu. Hikaye, serbest mod ve meydan okumalar gibi de 3 farklı modumuz varmış. 9 kilometrelik alanla büyük bir açık dünyaya da sahipmiş. Şimdi oyunu kim yapmış bir de ona bakalım. Proximity Games yapmış ve Proximity Games'in bu ilk oyunu mu? Buraya baktığınızda yeni çıkanlar kısmı da evet öyle gözüküyor. Pek yakında çıkacaklarda hiçbir şey yokken oyunlara geldiğimiz zaman burada farklı farklı oyunları görüyoruz. Hemen konumuza dönelim. Ben 25 liraya Erzurum oyunu satın aldım. Hemen de oynamaya başlayacağım. Hemen bir ayarlara gireceğim ne var ne yok diye. Göstergelerde baya bir gösterge var. Bu arada sas sesi de geliyor. Grafikler kısmında her şeyi ultra yapacağım. Bakalım bu grafikler çok konuşuldu. Neden bu kadar konuşuldu? Çözünürlüğü de 4K yapacağım. Tam ekran oynayalım abi oyunu uygula diyorum. Şimdi geri geldim. Burada mücadeleler servis hikaye var. Ben hemen hikayeye giriyorum ve yeni oyun diyorum. İlk defa ben de oynayacağım. Daha önce hiç oynamamıştım. Bir de şöyle kulaklığı biraz şöyle kenara çekeceğim ki çok fazla bağırmaya başladım kulağımda kulaklık olduğu için. Hedef imamın evine gitmekmiş. Sol üstte hava sıcağı var. O hava sıcaklığı sanırım. Eksi 12. Giysi sıcaklığı 5. Hissedilen eksi 7 ve sade görebiliyoruz. Burada imamın evine gideceğim. Hızlı koşabiliyor muyum? Şifle evet koşuyorum. Harita var mı? Evet. Maps'e basınca evet burada imamın evini gördük. İmamın evine gitmek için buradaki rayları takip etmem gerekiyor. Hemen bir imamın evine gidelim. Bu sırada size etrafı bir göstereyim. Yani çok radikal peyitle çizilmiş grafikler değil bunlar. Tabii daha iyi grafikler zaten gördük ama fikirlerimizi, yorumlarımızı en son yapacağız. Bayağı bir yavaşladık. Adamımız yoruldu. Sol alt tarafta sıcaklık, enerji, susuzluk ve mideyi görebiliyoruz. Şu anda iyi durumdayım. Ama yürümeye başladıkça sıcaklığım düşüyor. Hava soğuk gerçekten. Kar da çok güzel yağıyor. Evet camiye geldik. İçine girebiliyor muyum bakalım. Giremiyorum. Hacı Eşref Cami. Şöyle bir etrafında dolaşalım. Şimdi burada bir mezarlık var. Tartışmaları sebeplerinden bir tanesi de buradaki mezarlıktı. Bu mezarlığı aklınızda tutun. Size sebebini anlatacağım. İmamın evine ne kadar kalmış? Ha, şurada imamın evi. Kapı içeriden kilitlenmiş. Bak burası çık. Kapıyım kapıyı düşmeyin. Selamun Aleyküm kimse var mı? Şimdi madem hayatta kalma oyunu bu. Şunları bir alalım. Gördüğünüz gibi Türk çayını aldık. Çaykur. Burada yaprak sarma var. Lekola var. Kıtlama şeker de var. Madem Erzurum'dayız. Soğan var. Evet bir not buldum. Kağıt. Bismillahirrahmanirrahim bu sabah askerler geldik göktaşı çarpmasından dolayı köylüleri tahliye ediyorlardı. Onlara ulaşmaya çalıştım ama geç kaldım beni almadan gittiler. Eğer bunu okuyan olursa beni tepedeki gözcü kulesinde bulursun Allah yardımcınız olsun demiş. Ne oluyor lan burada göktaşı çarpması tahliye çok geç olmadan imamı bulmam lazım dedi. Ve maceraya başlamış olduk. Macera böyle başladı. Sıradaki hedef imamı bulmak olacak. M'ye bastığımız zaman zaten ben direkt hedefi gösteriyor. Birkaç tane ipucu olabilirmiş belki. Ezan dolabı. varol var. <laughs> o ne ya? Parol, parol, gerçeği unuttum. Parol muydu gerçeği? İmama gidiyoruz. Bir M yapalım. Buraya gideceğiz. Yani Güneydoğu'ya gideceğiz. Bu arada Aşkale'deymiş şu an. Daha önce Erzurum'a gittim mi diye bir soru geldi Ercan'dan. Erzurum'a gittim daha önce. Çok gittim. Halam orada yaşıyorken. Palan dökende de kalmıştım. Soğuğunu biliyorum. Bu arada hemen sistemine düşüyor. enerjide bitiyor. Büyük ihtimalle yemek yemek zorunda kalacağım. Şu enerji biraz daha düşsün. Gofreti yiyeceğim. Kuleyi görmeyi umut ediyorum. Şurada bir şey var ama o ne? Allah Allah o ne? Fırtına mı? Yani manzaralar falan iyi. Bir anda da bitebilirdi sonuç olarak. Hı, kule buradaymış. Evet ayak sesi falan. bayağı kar sesi yani. Aha! Buna ne olmuş ya? Bunu birisi öldürmüş. Şunu alabiliyor muyum? Evet alabiliyorum. Ha. Şu dalları alayım bak. Bunlar ileride işime yarar. Ne olmuş buna? Lan imam gitmiş. İmamı alabiliyor muyum? Eğer bunu okuyorsa muhtemelen çoktan ölmüşüm demektir. Demir yolunun yakınlarında bir kulübesi var. Buradan kaçmak için tek şansın ziya olabilir. Allah yardımcı olsun demiş. Nasıl gömeceğim ben? Aha bir şey oldu. E'ye bastım ve şu anda gömdük. Ben şu kulübeyi merak ettim. Bir kulübeye girelim. Bu arada sitamini düşmeye çok meraklı ve vücut sıcaklığım düşüyor. Soba yaksam iyi olur. Hı. Sobayı yakalım mesela. Ateş yak. Odun bir tane. Dalım var en azından. Pişir. Mesela kar erit. Çay var. Çay almıştım ama çaydanlığım yokmuş. Demek ki bunları da koyman gerekiyor. Her şeyin bir mantığı var. Gereken eşyamız hiçbir şey yapmış. Ama ısınacağım. En azından burada ısınırım abi. Dürbünü aldım. Dürbünü nasıl kullanacağım? Evet buldum. Çok da kötü değil. Şu dumanın geldiği yere bir gidelim bakalım. Nerede duman? Bence şey burada. Evet. Gördün mü? Ta oraya gitmem gerekecek şimdi. Ziya'ya mı gidecektim? O dumanın olduğu yere gitmem gerekiyor. Ya bu kadar yol yürümek biraz sıkıcı olmuş. 3 dakikadır, 4 dakikadır yürüyorum. Aaa! Lan! Nerede o? Koş 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 kaç kaç kaç. Kurt saldırısına uğradık. Bu arada canım çok azalıyor. Şey nereden ulaşacağım? Çantaya. Tüfeğim var mı? Tüfeğim yok. Şunu da yiyelim. Şu an tamamız herhalde. Sağlığı hiç arttırmamış abi. Üşümeye de başladım. Benim acilen gitmem gerekiyor oraya. Bu arada şu detayı da de vereyim. Canım azalınca hani azaldığını anlamak için etraf bir bulanıklaştı. Aha buldum burası. Koş koş koş. Koş yetiş. Lan donarak öleceksin koş. Selamünaleyküm ben Taylan. Avcı Ziya sen misin dayı? Aleykümselam kardeş. Ben Ziya de. Gel hele sobanın yanında ısın. Tamam ısınalım hadi. Bu arada sağlığım çok azaldı. Benim sağlığı arttırmam gerekiyor. Dayı sende bir şeyler var mı dayı? İmamın yazdığı gibi seni burada bulduğunda nasıl sevindim anlatamam emmi. Maalesef Göcü Kulesi'nin yanında doğmuş hissedini bulun. Başın sağ olsun. Çok severdim rahmetliyi. Senin için ne yapabilirim kardeşim? Buradan kaçmak mı istiyorsun? Gökdaşı'nı buraya nasıl etkilediğinizi bilmiyorum ama boşaltmadan anladığım kadarıyla etki tehlikeli olabilir. Gökdaşı'nın dumanın geldiği yerde bir askeri kamp var. Avlanırken orada birkaç asker görmüştüm. Onlar sana yardım ederler. Kardeş bir de oralarda çok iyi olur. Dikkatli olur. Yanındaki kulübeden benim yedek tüfeğimi al yanında bulsun. Tamam şu tüfeği de alalım. Bir ona da bakalım sonra bitirelim. Evet tüfek burada. Bir kere bir ateş etmek istiyorum ama. Şöyle bir ateş edeyim. Aa yine öldüm. <laughs> <laughs> Neyse oyun böyleydi arkadaşlar. Şimdi gelelim olayların koptuğu yere. Bu Erzurum olayı nasıl bu kadar gündeme geldi? Twitch üzerinde yani oyun oynarken insanlar yayın yapıyor ve siz de bunu izliyorsunuz. Buradaki en çok izlenen yayıncılardan birisi olan Jahreyn oyun oynarken sık sık eleştirdi. O videoyu izleyip eleştirileri yerinde de bulabilirsiniz, yerinde de bulmayabilirsiniz. İşte tüm tartışma konusu buradan çıktı. Jahreyn'in yaptığı eleştirileri kimileri dinç kültür olarak nitelerken kimileri de haklı buldu. Peki bunlardan en can neydi? Bir buna bakalım ama şunu söylemek istiyorum. Buna bak yapmak için ilk olarak yapımcının Steam üzerinden yaptığı yorum okumamız gerekiyor. Bu yorumu sizlerle beraber okuyacağım. Ardından da sebeplerini söyleyeceğim. Şu anda ekranda görüyorsunuz. Ben de okuyacağım. Toksiklerin efendisi diyor. Burada Jahreyn'e sesleniyor. Canlı yayında oyunu idare edip toksiklerin gözüne daha da büyüyen halk kahramanı. İngilizce konuşan Türklerin aksanıyla dalga geçen yüce gönüllü insan. Jahreyn'in oyun içerisinde aksanıyla alakalı bir kelime var. Burada oraya vurgu yapılmış. Bağımsız Türk yapımcılarıyla uğraşmayı kendine görev edinmiş bir nefer. Senin paranı kimsenin ihtiyacı yok demiş. Takipçilerinden alan varsa da onlar iade etsin istemiyorum demiş. Lakin unutma düşmez kalkmaz bir Allah diyor. Şimdi şöyle Yahreyn bu oyunu oynadıktan sonra Steam üzerinden oyunu iade ediyor ve iade işlemini gerçekleştirdikten sonra da eleştirilerine devam ediyor. Allah'la alakalı bir açıklaması olmuş Yahreyn'e çünkü Fatiha'yı bilmediğini söylediğin için diyor. Şimdi kafanıza şu gelebilir. Jahreyn, Fatiha oyun ne alaka? Bu mezar başında Jahreyn, Fatiha'yı bilmediğini belli eden cümleler kuruyordu. Bundan dolayı da yapımcı buraya parmak basmış. Batıyor da ben Erdem'den selamları millet. Bir hafta da Erzurum oyununu yapacağını iddia etmişti. 5 günü kaldı. Onunla hiçbir geliştirme videosu yok. Heyecanla bekliyorum demiş. Yani yapımcı çok sert bir şekilde konuşmuş. Karşı taraf sert konuşuyor. Yapımcı da aynı sertlikle cevap vermiş. Twitter'da kendi çapında cevaplar vermişsin. Twitter kullanmıyorum. O yüzden buradan yazıyorum. Evet oyunu ilk oluşturmaya başladığımda My Project ismiyle default olarak oluştu. Acemilik zamanımda şimdi Unreal Engine'in çoğu özelliğine hakimim diyor. Şöyle söyleyeyim. Bu My Project olayı da şu. Siz oyunu oynarken alt pencereden o oyuna baktığınız zaman My Project olarak çıkıyor. Yani Unreal Engine'e ilk projeyi açtığınız zamanki varsayılan ismi bu değiştirilmemiş. Yapımcı zaten bunu kabul ediyor. Acemelik zamanlarım olduğunu söylüyor. Güzel bir anı olarak My Project ismiyle kalacak. Var mı bir diyeceğin Söyle bana var mı demiş. Olay giderek sertleşiyor. İngilizce konuşan Türklerin aksanıyla dalga geçtiğini gizleyebilmek için oyunda seslendirme olmadığını arkasına sığmışsın. Ama bu senin dalga geçtiğin gerçeğini değiştirmez değil mi diyor. Ayrıca Melit'i salak yerine koyup da sanki oyunu satın almış da oynadıktan sonra beğenmemiş öyle iade etmiş izlenimi vermeye çalışıyorsun. Len ta oyunun başında iade süresini soruyorsun. Takipçilerine İnsanların zekasıyla alay mı ediyorsun? En baştan bilerek gelmişsin zaten. itiraf et Cahrein diyor. oynanama sıkılma yok ya da domuz eti var gibi oyunu eleştirenler bile varken Allah üzerinden puan toplama gibi saçma sapan bir ithamla beni eleştirmen de gerçekten garip diyor. Şimdi Cahrein'in Twitter'dan yapmış olduğu açıklamayı da gördünüz. Onu da uzun uzun okumayacağım. Ekran resmini koyacağız ama ben olaya şöyle bir bakıyorum. Cahrein bir yayıncı ve oyunları oynarken eleştirebiliyor. Kesinlikle bu eleştiri hakkında bir yorum yapmayacağım. Haklı bulanlar olabilir. Haklı bulmayanlar olabilir. Buradaki yapımcının cevabı da Cahrein kadar sert gibi gözüküyor. Burayı da kesinlikle yorumlamayacağım ama ben size işte buradaki My Project'i Fatih olayını en azından olayı anlamamız için açıklamış oldum. Peki biz ne düşünüyoruz Shift.net Net olarak? Şöyle söyleyeyim. Her zaman için Türk yapımcıların yaptığı şeyler bizler için değerli. Sonuçta yabancılar değil de bizim yapmamız önemli bir konu. Ayrıca her şeyin ki kötü olabiliyor. Örneğin geçmiş zamanlarda bizim kendi ürettiğimiz İHA'lar hakkında da sık sık eleştiriler vardı. Ne gerek var gibi eleştiriler vardı. Ancak bugün geldiğimiz noktada ortada. Ben burada kişisel fikrim olarak tamam eleştirebiliriz. Yapıcı eleştiri yapmamız gerekiyor. Yani bu yapımcı bir dahaki oyununu yaparken bu eleştirileri göz önüne alacak. Ve ona göre yeni oyununu tasarlayacak. Ama gidip birilerinin hevesini kaçırmak bence çok da doğru değil gibi duruyor. Burada herkes sinirlenmiş. Ben kendi yorumlarımı söyledim. Sizlere olayı da anlatmış oldum. İki yedi karşılıklı cevaplar var. Telif hakkından dolayı Cahriye'nin videosunu tabii ki yayınlamayacağız. Ama zaten izlemek isterseniz onu bulabilirsiniz. Cevaplar ve Cahriye'nin tweetini hem de bu konu olan oyunu göstermiş olduk. Sizin oyunla alakalı görüşleriniz, fikirleriniz neler? Burada acemilik zamanını diyen ve oyunu 25 liraya Steam'e sunan bir yapımcının bu kadar sert bir eleştiri altında kalması Na neler düşünüyorsunuz? Ve şöyle söyleyeyim ilk defa yapılan bir oyun hakkında grafikleri ve mantığı iyi buldunuz mu? Tamamen yorumlarda cevaplarınızı bekliyor olacağım. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.